Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bu beklenen null tutorial'ı göstereceğim. Yani translation videosundayız. Yanımda da Özkan var. Bir eve. Hoş geldin Özkan. Hoş geldin desene lan. Merhaba. 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 Tamam. Düzel şimdi sesini. Şimdi arkadaşlar 1920x80p yaptım boyutu. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Comp settings şunu yaptım. Advanced'de 400, Shutter Angle 400, 200, -220, 16, 128. Tamam. İki tane komp attık. Şu an sadece rotation videosu yaptığımız için diğer ayarlara girmiyorum. Komp yapıyoruz iki tane videomuzu, hazırladığımız videoları. Ve kullanmak için sağ tık nav null yapıyoruz. Null object'i açıyoruz. Şimdi iki tane klibimiz hazır, nullumuz hazır. Kliplerimize blurlarımızı açıyoruz. Ondan sonra ne istiyoruz? Örneğin ben buraya bir rotation yapmak istiyorum, değil mi? Red tuşuna bastım, rotation açtım buradan. Sonra yakınlaştırıyorum biraz. Bakın, birleştiği yer değil, bir frame öncesine. İstediğiniz kadar eksi 90 yapabilirsiniz. Eski 180 veya artı 90, artı 180. Eksi 180 yapacağım ben. Şöyle gördüğünüz gibi tabii null'u Bence de bağlamayı en iyisi unuttuk. eksi 180. Evet, null'u bağlamayı unuttuk. İkisini null'a bağlayalım ilk. Tamam. Null'a bağladık. Az öncekini yapıyoruz. Eksi 180 yaptık. Ne oldu şimdi? Videomuz döndü. Bu siyahlıklar niye var diyeceksiniz tabii ki şimdi. Bunun için motion tile atacağız arkadaşlar. Motion tile. Buradan 500 500 ve mirror edges yapıyorsunuz. İkisine de atıyorsunuz. Şimdi böyle bir dönmemiz var, değil mi arkadaşlar? Döndü ve devamında böyle kaldı. Şimdi bu ilk frame değil. Bundan da bir santim yana gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Buraya da tam tersi. Eksi 180 yazdığım için tam tersi 180 oldu. Ve döndükten sonra normale dönmesini istiyoruz, değil mi? Şuraya da 0 yapıyoruz. Şimdi bunun grafını göstereceğim. İlk bunu yapacağız. Ondan sonra daha güzel gözükmesi için scale ayar yapacağız. Hepsini seçip F9 yapıyoruz ve grafımıza giriyoruz. Burası böyle olmazsa şunlar böyle olacak ayarlar. Sağ tıkta bunu açarsanız burası gelir. Şimdi grafımızda sona doğru gelmesini istediğimiz için bunu biraz sağa çekeceğim. Şu an Onu az daha sola çek. Az daha sola çek. Çekeceğim. Şu sesi kapatalım. Çok ses geldi yanına. Şu an örnek göstermek için şu an grab böyle. Hala istediğimiz şeyde değil, pürüzsüzlükte değil. Şimdi şöyle yapacağım. Shift'e basarsınız yukarıya sabitliyor bu arada. Bura döndü. Güzel, istediğimiz gibi döndü. Bu arada bunları başka bir null açıp rotation'la da destekleyebilirsiniz. Burayı da hızlı bir düzelmesi için benzerini yapacağım. Ve şu anda rotation'ımız oldu. Gördüğünüz gibi. Ama bu rotation'da ne eksik? Tabii ki scale. Scale ayarlayalım. Scale'ı biraz ortadan başlatalım. Şöyle U'ya basalım. Aynı yere buraya kaç yapalım? Küçülmesini istediğimiz için 20, 25, 30 yapalım örnek. Ondan sonra buraya da ikinci chant'i atıyoruz 30 olarak. Ve biraz geri şuralarda 100 yapıyoruz. Yine aynı şekilde buna F9 çekiyoruz. Giriyoruz grabına. Sona doğru küçülmesini istediğimizden dolayı grabı şöyle yapıyorum. Biraz fazla şey oldu. Tamam. Burada da ilk başta büyümesini istediğimden dolayı grabı ayarlıyorum. Şimdi nasıl gözüktü derseniz, gördüğünüz gibi grabımız oldu. Yani biz böyle yapıyorum. Örnek ekstra bir şey daha ekleyeceksiniz, tamam mı? Dediğim gibi rotation mi istiyorsunuz başta? Ekstra bir şey isterseniz bir tane daha null atacaksınız ve bunu da bağlayacaksınız. Şimdi ise gördüğünüz gibi rotation hareketlerini verebilirsiniz. Örnek başta 0 olsun. Burada hem dönerken hem biraz daha döndürürsünüz. Ayarlıyorsunuz böyle. Yani bir null atarak da ayarlayabiliyorsunuz. Özkan, başka göstermek istediğiniz bir şey var mı? Bir de sağa Bir de doğru. bence slaytları falan göster. Tamam, bir tane de slide gösterin. Bu arada ayarlar kalıyor. Yani null'u silseniz bile ayarlar kalır. Bazen bug olabiliyor. Yani o yüzden null'u sileceksiniz ya. CTRL-Z yapmanız lazım. Biz devam edelim. Veya şeyin en başından silmeniz lazım. Bunu başlamadan önce silmeniz lazım. Ha, evet, bağlamadan önce değil mi? Evet. Şimdi null'a bir daha bağlıyorum her şeyi. Bir tane slide göstereyim örnek.
ayarlıyorum. Hangi tarafa gitsin? Sağ tarafa gitsin, değil mi? Yine aynı şekilde bir blok önce geliyorum. 540, 960 örnek 500 ekleyelim. 1460 yazalım, tamam mı? Şu kadar gitsin örnek. 960'tan 500 çıkar, 460 mı? Bu da 460'tan gelsin. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Yanlış yapmadıysak. Sağa gidiyor. Tamam. Şimdi F9'a giriyoruz yine. F9 atıp. F9 attık. Grab'a girdik. Diyeceksiniz niye böyle iki tane gözüküyor? Sağ tık yapıp sepet yaparsanız biz şimdi hangi yönü kullandık? X'i kullandık. Y'yi kapattım. X'e bir daha giriyorum. Ve grab geldi. Şimdi grab'ımızı ayarlamaya geçiyoruz yine. Shift'le beraber şöyle yapıyorum. Buradan da erken bir şekilde gelmesini istediğim için sen niye değişiyorsun? Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi ise gördüğünüz gibi slide'ımız oldu. Dediğiniz slide çok hızlı örnek şu an. Siz değerleri arttırırsanız ona göre olur. Örnek buraya 2000 yazarsanız diğer tarafa da ona göre bir değer yazarsınız. Örnek 0. Tekrardan graba gireceksiniz. Çünkü grab bozulmuş olabiliyor. Gördüğünüz gibi slide'ımız hızlandı. Bunu desteklemek için de kompozitin içine girip komp yapıp bir tane şey katabilirsiniz. Örnek kendi şeklinden bir tanesini atalım şuraya. İsim de Cemal tarzı şey. Şöyle atalım. Şöyle gördüğünüz gibi şu an dondu. Evet. Güzel oldu gördüğünüz gibi. Ben editlerde böyle yapıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Note tutorial böyleydi. Gerisi sizde artık. Özkan teşekkür ederim geldiğin için. Kollab'da Rica ederim görüşürüz. abi.